Hastane bahçeleri. İçimde garip bir karıncalanma halinde bir takım iniltiler, mırıltılar, şekilsiz gölgeler. Aletlerle hırpalanan dizimde bir zonklama, fakat temiz ve yeni sargıların verdiği rahatlık, pansumandan kurtulmuş olmak sevinci, operatörün müthiş kararı, yakın istikbalime karşı duyduğum merak, derhal birçok tahminlere kalkışan endişeli zekamın faaliyeti gibi ruhumu birkaç parçaya bölen duygular ve düşünceler arasında karanlık dehlize çıktım. Ağır ağır yürüyordum. Etrafımda ipe dizili çamaşırlar gibi müphem dalgalanışlar. Onları görmüyorum. Kapanırken dizime çarpar korkusuyla büyük, yaylı kapıyı ihtiyatla açıyorum. Dış kapıdan bir sedye geliyor. Bakmadan daha hızlı yürüyorum. Bahçe. Parlak bahar güneşi. İçerinin renklerinden ve kokusundan birdenbire ayrılan tatlı bir parlaklık, çamların yeşili ve taze bir tabiat kokusu. Uzakta, çamların altında, beyaz entarili hassalar derinliklere doğru gitgide küçülen, yumuşak hayaletleriyle uzanmış, güneşleniyorlar. Koğuşlardan birinin penceresinden hasta bir çocuğun söylediği türkü geliyor. Kumlu yolda yürüyen ayakların çıtırtısı. Ve her an çamların karaltıları arasında ansızın beliren bir beyazlık. Her gidişimde hastanelerin bahçeleri bana hüzün verirdi. Bunun manasını şimdi bulmaya çalışıyorum ve hastalıkla tabiat arasındaki büyük tezadı anlıyorum. Bu, bir bahçeden hastaneye girerken ve bir hastaneden bahçeye çıkarken en çok hissedilen şeydir. Ve bu, bana kendi meselemi unutturuyor. Ruhumda daha büyük muammalara doğru genişlemek, yayılmak için bir tebahür başlıyor. Zihnim boş, hiçbir şey düşünmeden, fakat içim dolu, ağır ağır etrafıma bakınarak, biraz da sendeleyerek yürüyorum. Hasta çocuğun türküsü uzaklaşıyor. Caddeye doğru çıkarken kendime doğru gitmeye başlıyorum. Felaketimi mücessem bir şekilde değil, büyük teessürlerimde olduğu gibi müphem bir takım hayaller ve remizler halinde hissediyorum. Ameliyat olacağımı, sakat kalacağımı düşünmüyor, içimde garip bir karıncalanma halinde bir takım iniltiler, mırıltılar, şekilsiz gölgeler seziyordum. Caddeye çıkınca da bu devam etti. Fakat hayatın gözlerimi çeken birçok hareketleri beni daha hakiki olmaya sevk etti. Ne yapacağımı düşünmeye mecbur oldum. İşim yoktu. Eve gitmeliydim. Tramvaya doğru yürüdüm. Şehrin gürültüleri de benim aksi istikametime doğru yürüyerek uzaklaşıyorlardı ve sesler uzaklarda sallanıyorlar ve koparak, parçalanarak şehrin derinliklerine yuvarlanıyorlardı. Bazı kederlerin riyaziyesi. Annelere anlatılan kederler taksim değil, zarb edilmiş olur. Kendimi çok sevdiğim an, kendime çok acıdığım an. Beni yalnız bu koruyor, bu aşk, bu merhamet. Ve dizimin acısını duymayarak yürüyorum. İstikbalimden başka bir yere çıkan rahat ve emin bir yolda gider gibi yürüyorum. Biz kenar mahallelerden birinde annemle yalnız oturuyorduk. Ona bu fena haberi vermekte gecikmek için eve gitmek istemedim. Felaketimizi başka biriyle taksim etmek saadettir. Fakat annelerle değil, annelerle değil. Annelere anlatılan kederler taksim değil, zarb edilmiş olur. Çocuklarının felaketini iki kat şiddetle hisseden anneler, bu ıstıraplarını çocuklarına fazlasıyla iade ederler. Böylece keder anadan çocuğa ve çocuktan anaya her intikal edişinde büyüdükçe büyür. Kırlara çıktım. Şehir bana kendini unutturacak kadar geride kaldı. Bir ağaç altına oturdum ve hasta dizimin zaviyesini her vakitki itina ile ayarlayarak bacağımı uzattım. Bu zavallı uzvumun talihine ait hiçbir şey düşünmek istemiyordum. Şuurumun hastalığımın üstüne boşaltacağı aydınlıktan kaçmak için ruhumun daha karanlık ve izbe hatlarına kendimi atıyor, daha korkunç ve karışık hayallere dalıyordum. Arada bir bu karanlıklardan çıkarak
öğle güneşiyle yanan karşılık tepelere baktıkça, karanlık bir odadan gayet aydınlık bir yere ansızın geçmiş gibi gözlerim kamaşıyor ve hayret içinde kalıyordum. Ne aydınlık, ne aydınlık. Bütün taşlar, topraklar, boşluklar, camlarla, aynalarla, beyaz madenlerle dolmuş gibi parıldıyordu. Fakat bu ışığa çok bakamıyordum. Bu güneş bile gözlerimden içeriye girince, kendimden daha büyük bir karanlık denizine düşmüş gibi derhal sönüyor ve içimin rengini alıyordu. Sofanın bana söyledikleri. İki yastık, bir şişe, bir mendil. Fakat eve gittim. Şehrin bir ucundan öbür ucuna. Kenar mahalleler. Birbirine ufunetli adaleler gibi geçmiş, yaslanmış tahta evler. Her yağmurda, her küçük fırtınada sancılanan ve biraz daha eğrilip büğrülen bu evlerin önünden her geçişimde çoğunun ayrı ayrı maceralarını takip ederdim. Kiminin kaplamaları biraz daha kararmıştır, kiminin şahnişini biraz daha yumrulmuştur, kimi biraz daha öne eğilmiş, kimi biraz daha çömelmiştir. Ve hepsi hastadır. Onları seviyorum. Çünkü onlarda kendimi buluyorum. Ve hepsi 2-3 senede bir ameliyat olmadıkça yaşayamazlar. Onları çok seviyorum. Ve hepsi rüzgardan sancılandıkça ne kadar inilderler ve içlerinde ne aziz şeyler saklarlar. Onları çok, çok seviyorum. Eşiklerinde soluk yüzlü, çıplak ayaklı, ürkek ve sessiz çocukların ellerinde ekmek kabuğuyla ve çerden çöpten yapılmış oyuncaklarla ağır ağır düşünerek ve gülmeden oynadıkları bu evlerin arasında kendi evimi ararım ve adeta güç bulurum. Çünkü bunların hepsi benim evim gibidirler. Evde kimse yoktu. Kapıyı anahtarımla açtım. Girdim ve her zamanki adetimle alt kat sofada epeyce durarak hareketsiz etrafıma bakındım. Bu sofa yaşlı bir insan yüzü gibidir. Evimizin bütün ruhu, kederleri ve neşesi orada görünür. Ve her günün hadiseleri tavana, duvarlara, döşemeye bir leke, bir çizgi, bir buruşuk ve bazen de ancak bizim görebileceğimiz gizli bir işaret ilave eder. Bu sofa canlıdır. Bizimle beraber kımıldar, değişir, bizimle beraber dağılır, toplanır, bizimle beraber uyur, uyanır. Bu sofa aramızda sanki üçüncü bir simadır ve güldüğü, ağladığı bile olur. Bu sofa dört köşedir. Ortada sokak kapısı, iki yanında birer pencere. Pencerenin yanında bir ot minderi, minderin yanında yemek masası. Masanın yanında iki sandalye. Bu sofada oturulur, yemek yenir, misafir kabul edilir. Benim her girişimde, orada hareketsiz duruşum, beni bana gösteren bu çehreye bakmak içindir. Ve baktım. Minderde üst üste konmuş iki yastık. Demek annem biraz rahatsızlanmış ve buraya uzanmış. Masanın yanında rafın önüne çekilmiş bir sandalye. Demek annem en üst raftan bir ilaç şişesi almış. Ha, işte masanın üstünde bir şişe. Kordiyal. Demek ki annem bir fenalık geçirmiş. Minderin üstünde ıslak, buruşuk bir mendil. Demek annem ağlamış. Benim de bu şişeye, iki yastığa ve bir mendile ihtiyacım var. Ben de kordiyal alacağım, uzanacağım ve ağlayacağım. Kapıya bir anahtar sokuldu. Bir deniz, bir vapur, beyaz köşkler. Az sonra kapıya bir anahtar sokuldu. Hemen doğruldum, mendilimi sakladım. Kendisine zaafımdan ziyade metanetimi gösterdiğim kadın içeriye girdi. Beni görünce elindeki erzak torbasını merakının derecesini hissettiren bir şiddetle yere bırakarak yüzüme baktı. Yorulmuş olduğu için arkasını hafifçe kapıya dayayarak sık sık nefes alıyor, öğrenmek istediği şeyi öğrenmek için sual sormaya ya muvaffak olamıyor ya lüzum görmüyor ve gözlerini benden ayırmıyor.
Bir daha muayene edecekler, dedim. Ameliyat lazım mıymış? Belli değil. Bugün kalabalıktı. İyice bakamadılar. Belki lazım olacak. Bu müphem sözlerim onu hiç tatmin etmemiş olacak ki, torbayı yere bırakırken kolunun hareketine tesir eden merak ve endişeyle torbayı kaldırdı ve mutfağa doğru şaşkın adımlarla yürüdü. Yolunu bir kör alışkanlığıyla bulduğunu, etrafını görmediğini, torbayı evvela masaya, sonra rafın altındaki dolaba çarpmasından anlamıştım. Mutfağa girdikten sonra bir an hiç sesi çıkmadı. Kımıldamıyordu. Neden sonra ocakta bazı tıkırtılar oldu. Arkasından yere bir maşa düştü. Sonra bir şeyler daha devrildi. Elindeki eşyaları idare edemeyecek kadar sinirleri fenaydı. Hemen ona bir teselli yetiştirmeyi düşündüm ve şunu bularak seslendim. Operatör yoktu. Muavinleri baktılar. Bir kere de benim doktora, fakülteye gideceğim. Cevap vermedi ve sofayla mutfak sustu. Hastalığımı doğrudan doğruya, o andan itibaren düşünmeye başlamıştım. Onu teselli için söylediğim söz, beni de aldatacak bir cazibe aldı ve bir ümit kapısı açtı. Başka doktorları, bilhassa benim doktoru görmek arzusunu duyuyordum. Bu doktor, genç olmadığı halde birçok siyasi sebeplerden dolayı henüz stajını bitirmemişti. Fakat bana hepsinden yakın bir insandı ve dizimden ziyade sinirlerim üstündeki iyi tesirlerine muhtaçtım. Zaten hastaneden eve gelinceye kadar içimde bir deniz, bir vapur, bir şimendifer yolu, etrafında beyaz köşkler dizili bir yol hayali vardı. Bu açık, berrak bir hayal değildi. Birçok karışık tasavvurlarım arasında çabucak çevrilen bir defterin yapraklarında görünen resimler gibi, görünmesiyle kaybolması bir oluyordu. Deniz, vapur, uzun ve çıplak bir yol, bir toz dumanı, köşkler, çayırlar, bahçeler. Fakat bu hayalin içinde ne fakülte ne doktor vardı. Bunu o manzaraya sonradan ilave ettim. Yemekte sustuk. Bu, benim sessizliğime alışık olmasına rağmen onu ürkütüyor gibi. Sokak kapısının önünde çocuklar oynuyorlar. Bazen birdenbire keskin bir çığlık koparıyorlar. Kısa, şiddetli bir münakaşa. Sonra aralarındaki meseleyi çabucak hallederek susuyorlar. Bu sükut içinde oynadıkları oyunun teferruatına dalarak düşündükleri hissediliyor. Bir an oldu ki bu sükut uzun sürdü ve dikkat edilecek bir hadise haline geldi. Evin içi ve dışı susuyordu. Bir ses işitmek için konuşmak istiyordum fakat nasıl çıkacağını bilmediğim sesimin bu vahameti artırmasından korkuyordum. Tam o sırada çıt etti. Merdivenin üstüne asılı harbaların bir köşesi koptu. Ürperdim. Bütün sofa kımıldanıyor gibiydi. Gayret ederek konuşmaya başladım. Bu akşam Erenköy'üne gideceğim. Yarın öğleden evvel fakülteye gideceğim. Mithat Bey oradadır. Bir kere de o görsün. Belki operatörleri de gösterirler de konsültasyona benzer bir şey yaparlar. Git ya git. Erenköy'ündekiler seni soruyorlardı. Paşa seni pek görmek istiyormuş. Gideceğim. Konuşurken aramızda bir sevinç seyyalesi dolaşmıştı. Fakat bir an sonra ben operatörün kat'i kararını ve itharını hatırladım. Ümitlerimin hepsini bir anda kaybettim ve düşünceye daldım. Beni bastıran keder anneme de geçti. Fakat ben bu kederimin sebebini biliyordum. O bu kederinin sebebini bilmiyordu.